Bu fiyata bu telefon olur mu dediğiniz ve sürekli bana sorduğunuz Samsung Galaxy M23 5G bu videodaki konuğumuz arkadaşlar gelin hep birlikte şu telefona bir bakalım bu telefon bize neler sunuyor neden bu kadar soruluyor ve neden bu kadar merak ediliyor <laughs> Kanalı yeni açtım mı biliyorsunuz. Dolayısıyla kanalıma abone olup beni de desteklerseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Diğer sosyal medya hesaplarım da videonun altında mevcut. Aynı zamanda da bu kanalın aboneliği ve like'ları sizlerin elinde. Bu işleri biraz daha büyütüp vites artırabilmem için de desteğiniz benim için çok değerli. Şimdi videomu başlarken sizlerle şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Samsung'un Galaxy M serisi akıllı telefonları sadece online kanallarda satılabiliyor ve açıkçası fiziki olarak bu cihazları bulabilme ya da dokunabilme şansınız çok da mümkün değil ama hani böyle kıyıda köşedeki telefoncularda ya da işte büyük parakende olmayan telefoncularda cihazı bulabilirsiniz. Onu da sizlere söyleyeyim. Hani gidip mağazalardan almak isteyenler ve bulamayanlar için de böyle bir bilgilendirme yapmış olayım sevgili arkadaşlar. Doğrudan bu telefonun aslında artılarını sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü bana aşırı sorulan bir cihaz. E, haklısınız da fiyata çok uygun güncel piyasaya göre ve sunduğu teknik detaylarda de o uygun fiyatıyla doğru orantılı hiç de fena değil. Güzel sonuçları bizlerle buluşturuyor. Cihaz arkadaşlar 5G bir model ve aynı zamanda tasarımına baktığımızda Samsung'un güncel tasarımını taşıyan da bir akıl telefon modeli Galaxy M23 modeli. Tabi yan tarafında bir parmak izi okuyucu var. Bu parmak izi okuyucu hakikaten hızlı çalışıyor ve ben telefonun açıkçası genel malzeme kalitesini ve yapısını oldukça beğendim. Tamamen fiyatıyla odaklayıp bu telefonu değerlendirdiğimde benden geçer not almayı başardığı birçok nokta var. Onları da video boyunca zaten değineceğiz ama önemli eksileri de yok değil. Onları da sizlere yine aktarıyorum olacağım. Tabi bu cihazın ekseriyle yine fiyatını karşılaştırdığımızda ise cihaz piyasada gerçekten çok güzel bir sonucu bizlerle buluşturan bir akıllı telefon olarak da karşımıza çıkıyor. Telefonun ekranına doğru devam edeceğim ama kutu içeriğinden de sizlere bahsetmek isterdim. Ancak bu akıllı telefon bana Samsung Türkiye tarafından çıplak cihaz olarak gönderildi. Yani cihazın bir kutusu vesaire şu anda elimde olmadığı için sizlerle bir paylaşım yapamıyorum. Ancak biraz baktım, sorguladım, araştırdım kutunun içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmadığını gördüm. %100 doğru bilgi olmayabilir ama benim bulduğum en azından kaynaklarda kutunun içinden sadece bir data kablosu çıktığını da sizlerle paylaşabilirim sevgili arkadaşlar ve gelelim işin ekranına ki bu akıllı telefonun aslında en çok öne çıkan detaylarından bir tanesi ekranı çünkü 120 Hz'e kadar yenileme yapabilen bir ekran paneli bu akıllı telefonda mevcut ki aslına bakarsanız hani Samsung deyince aklımıza gelen ilk şey amoled ya da süper amoled gibi şeyler olsa da bu akıllı telefonda bir LCD panel kullanımı sevgili dostlar 6.6 inçlik bir ekran ile gelen Galaxy M23'ün ben ekranını hani hakikaten beğendim. Genel anlamda bu fiyat seviyesinde benim içime sinen bir ekran paneli var mı diye soracak olursanız benim içime sindi. Ben bu akıllı telefon ekranını beğendim, renklerini beğendim. Tabii ki bir LCD panel ancak fiyatı da 4450 TL. Dolayısıyla hani bu fiyatta bu özellikleri bizlerle buluşturabilen bir model olmasından ötürü benden geçer not almayı başardı ekran anlamında. Gelelim işin performans tarafına. Birçoğunuzun yine bana cihazı sorarken aslında böyle üstünde durduğu Snapdragon 750 var falan filan dediği konuya da bir değinmek istiyorum. Cihazın içerisinde evet Snapdragon 750 5G modeli bir işlemci var. Bu işlemci genel anlamda iyi bir performansa sahip sevgili dostlar ve tabii 5G desteğini de bünyesinde bulunduruyor olması bence güzel bir detay çünkü hani ülkemizde yavaş yavaş artık 5G'liler kervanına katılacak gibi gözüküyor önümüzdeki 1-2 yıl içinde. Dolayısıyla bu akıllı telefonu aldığınızda siz de bu kervandan neden geri kalasınız? Yani siz de bu kervana otomatik olarak dahil olabilecek durumda oluyorsunuz. Hani bu açıdan güzel olmuş. Bu telefonun içerisinde bulunan işlemci bizim bundan birkaç sene önce amiral gemisi modellerde gördüğümüz o 8 nanometrelik üretim süreciyle üretilen devir işlemci. Bu tabi performansa çok büyük bir etki sağlayamayabiliyor üretim süreci ancak verimlilik anlamında bu işlemcinin güç tüketimine çok olumlu bir etkide bulunduğunu sizlerle paylaşabilirim. Özellikle 5G anlamında bir tık daha düşük enerji tüketebiliyor bu akıllı telefon. Tabi ülkemizde şu anda aktif olarak 5G bulunmadığı için ben bunu test edemedim ancak birazcık böyle tecrübelerimden yola çıkarak ve biraz daha kaynak araştırması yaparak sizlerle bu bilgileri de paylaşmak istedim. Gelelim cihazın Geekbench skorlarına. Ben bir tek Geekbench'e dikkat eden bir teknoloji editörüyüm. Hani en doğru bulduğum test o açıkçası. Geekbench skorlarına da baktığımızda hani bu akıllı telefonun aslında oyunlar da alt seviye böyle orta alt seviye bir genel günlük işlerde de yeterli diyebileceğim bir cihaz olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Galaxy M23 için. Bu arada tabii son dönemde Android cihazların arasında oldukça popüler olan bu işte depolamadan RAM alma olayı yine bu akıllı telefondan da mevcut. 4 GB bir RAM'imiz var ama bunu istersek 4 GB daha arttırabiliyoruz depolamadan alarak sanal RAM diyebilirim ben sizler için buna. Ve 128 GBta bir sabit depolamamız var. Cihazda bir micro SD kart desteği var ki sim çekmecesi burada benim sevdiğim şekilde arkadaşlar. Cihazda çift sim kart desteği bulunmasına rağmen hem çift sim kartı kullanabiliyorsunuz hem de aynı zamanda micro SD kartı kullanabiliyorsunuz. Bakın yüzüm güldü. Normalde bunu çok eleştiriyordum ancak bu akıllı telefonda bu düşünülmüş ve hem iki sim kartı aynı anda hem de sizler hafıza kartınızı kullanabiliyorsunuz bu güzel bir detay. Bunun düşünülmesi ve tabii ki böyle bu şekilde bu akıllı telefonla kullanılıyor olması bence güzel olmuş. Günlük anlamda Snapdragon 755G'yi değerlendirecek olursak da hani büyük bir memnuniyetsizlik yaşamanız çok da mümkün değil bu akıllı telefonla. Ancak bu telefonu hangi seviyede olduğunu sizler satın alırken atlamazsanız sizler için çok daha iyi olur ve unutmamanızı da sizlerden rica ediyorum. Yani bu akıllı telefonun belli bir amacı var. Bir amiral gemisi değil. Dolayısıyla sizler de satın alırken beklenti belli seviyede tutarsanız bu cihaz sizi mutlu eder performans anlamında diyeyim ve artık yavaştan kameralara doğru da devam edeyim. Ana kamerasında iddialı bir kamera var bu cihazın. 50 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera bulunuyor Galaxy M23'te. Şimdi kamera anlamında hani gerçekten bildiğim ve tanıdığım Samsung'un kamera sensörleriyle karşılaştırdığımda sonuçlar benzer çıkabildiği Ancak bazı burada ufak tefek detaylar var. Onlardan bahsedeceğim. Hatta kesin kanıya vardığım durumlar da var. Onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Özellikle ultra geniş açılı kameraya doğru devam ettiğimde birazcık sizleri yeşillendireceğim ama fiyatından tahmin edeceğiniz üzere az önce söylediğim 50 megapiksellik ana kamerada bir OIS desteği yok. Tabi bu bir eksi ama hani nasıl değerlendireceğinize bağlı. Ben cihaza böyle hani kötü anlamda bunu söylemek istemiyorum ancak video tarafında OIS olmamasından kaynaklı benim yorumlarımı sizlerle yine paylaşıyor olacağım. Ultra geniş açılı kameramızda 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ve 123 derece çekinler çekimler yapabildiğiniz, gayet tanıdığımız, birçok Samsung cihazda gördüğümüz bir ultra geniş açılı kamera sevgili arkadaşlar. Bu kamera hani eh seviyesinde sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Ve özellikle 2 megapiksellik makro kameraya da değinmek istiyorum. Bu kamerada yani var mı var anlamında bence bu akıllı telefona konulmuş. Hani çünkü çıkardığı sonuçlar gerçekten böyle enteresan ve çözünürlüğü sebebiyle de sizi üzebilir bu cihazın. Ama var mı bir makro kamera? Var. Işık güzel olduğunda ki buradaki ışıktan kastım bir gün ışığı arkadaşlar. İyi sonuçlar çıkartabiliyor ama eh yani fena değil seviyesinde diyebilirim sizlere. Tabi kameraları genel anlamda değerlendirmem gerekirse de tüm kameralar için gün ışığı altında fena sonuçları ortaya çıkarmıyor. Ancak bazen renklerde sapmalar olabiliyor. Işık azaldığında ise maalesef sonuç neredeyse hüsran. Çünkü bu akıllı telefonu gece kullanmak isterseniz ya da ışığı az olan bir odada bile kullanmak isterseniz kamera anlamında yani bu akıllı telefon sizi üzebilir arkadaşlar. Bunu hani net bir şekilde de söylemek istiyorum. Dolayısıyla ışığı az ortamlarda bu akıllı telefonu kullanmaktan böyle biraz çekinebilirsiniz. Eğer böyle bir hayatınız varsa yani bir kapalı alanda çalışıyorsanız ya da genel anlamda telefonun kamerasını evde ya da işte gece kullanmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Geri çekimleri yapmayı seviyor olabilirsiniz. Hani bu tarz işlerde bu cihaz sizi üzebilir arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Ve gelelim işin video tarafına. Video tarafında 4K 30 FPS. Full HD'de de yine 30 FPS kayıtlar alabiliyor. Hani video anlamında bu akıllı telefondan yine çok büyük beklentilere girmemenizi sizlerden istirham ediyorum arkadaşlar. Çünkü söylediğim gibi telefon amacı belli, durumu belli. Hani kamera anlamındaki detaylar bu şekilde. Ben kendimce dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım. Sizler de beni anlamışsınızdır. Hani zaten sonuçları da gördünüz ben sizlere anlattığım süre boyunca. Gelelim ön kamera. Tabii ön kamera artık hayatımızın vazgeçilmezi ve hepimizin hayatında. Bu telefondaki ön kamera da hani önemli. 8 megapiksellik bir ön kamera bu akıllı telefonda görev yapıyor. Hafif bir geniş açıda yine verebiliyorsunuz. Burada birazcık daha açıyı genişletebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani dar bulduğunuz durumlarda birazcık daha selfie açınızı genişleterek çekimler yapabiliyorsunuz. Ancak yine ana kamerada olduğu gibi bu akıllı telefon ön kamerasında da arka kameralarda yaşanan bazı problemlerin benzerleri yaşanıyor. Dolayısıyla ön kameradan da beklentinizi çok yükseltmemenizi sizlere buradan söylemek isterim. Pil tarafına değinelim. 5000 miliamperlik bir pil var Galaxy M23'te ve 25 wattlıkta bir hızlı şarj desteği bulunuyor bu cihazın içerisinde. Ancak tabii az önce de söylediğim gibi sizlere bu akıllı telefonundaki bu hızlı şarj deseni kullanabileceğiniz adaptör kutudan çıkmıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani %100 kesin sizlere bir şey söyleyemesem de şu anda kutuyu bilmediğim için ve canlı canlı göremediğim için ancak şu anlık durum bu şekilde gözüküyor. Pil ömrüne değineyim bir de tabi böyle pili özetledim sizlere ama bir günü götürebiliyor ancak yoğun kullanımlarda bir gün götürmeyebiliyor arkadaşlar. Böyle bir sonuçla da karşılaştım. Biraz yoğun kullanma fırsatım oldu cihazı. Dolayısıyla hani cihaza yüklendiğiniz de bir günü göremeyebilirsiniz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım ve tabii ki son değerlendirmeye doğru da devam edeyim çünkü bu cihazın son değerlendirmesini sizlerle önemli şeyler paylaşacağım. Şimdi tabii R telefonları neye göre değerlendirmeliyiz? Bana sorarsanız fiyatına göre değerlendirmeliyiz ve fiyatına göre bizlere sunduğu şeyleri göz önüne alarak değerlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Açıkçası ben mevcut piyasada 4450 TL'ye bu akıllı telefonu satılabiliyor olmasından dolayı mutluyum ve olumlu bakıyorum çünkü Hani tabii ki ben bu fiyatlara başka cihazlar almamızı isterdim. Ancak mevcut piyasada durum bu şekilde. Çünkü bu akıl telefonda 120 Hz bir ekran paneli var. Bunun yanında Snapdragon 755G işlemcisi var ki bu işlemci hani ne çok iyi ne çok kötü böyle orta alt, orta giriş seviyede bir işlemci. Sizleri de birçok işinizde üzmeyecek bir işlemci modeli. Dolayısıyla benim tarafımdan bunları göz önüne aldığımda geçer not almayı başaran bir akıl telefon oldu. Galaxy M23 zaten sizlere video boyunca artılarını eksilerini elimle geldiğince anlatmaya çalıştım. Ama atladığım yerler varsa da yorumlara sizler bir zahmet yazarsınız arkadaşlar. Onları da yine yorumlarda cevaplı olurum. Sizler ne düşünüyorsunuz Galaxy M23 hakkında? Yorumlara yazmayı lütfen ihmal etmeyin ve tabii ki kanalıma abone olmayı aynı zamanda da bu videoyu beğenmeyi yine unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.